Değerli dostlar, değerli Fenerbahçeliler, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle yine çok sıcak olan Fenerbahçe gündeminin değerlendirmesini yapacağız. Peki ne var bu videonun içerisinde? Onu sizlere belirteyim öncelikle. Teknik direktör sorunu var. Teknik direktör kim olacak? Onunla ilgili size düşüncelerimi paylaşacağım. Aynı zamanda yine bir yabancı sınırlaması geldi. Transfer stratejisi takımların tamamen değişti. Ve bununla ilgili size değerlendirmelerde bulunacağım. Aynı zamanda yine transferlerle ilgili size bazı bilgiler vereceğim. Ama öncesinde sizlerden kanalımıza abone olmanızı, beğenilerde bulunmanızı, videoları paylaşmanızı ve fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmenizi istiyorum sizlerden. Çünkü sizin yorumlarınız bizim için önemli. Şimdi bunu da hatırlattıktan sonra videomuza gelelim. Biliyorsunuz ki ben Emre Belezoğlu'nun teknik direktör olarak takımda devam etmesi gerektiğini düşünenlerdendim. Neden? Çünkü yeni bir hoca demek aynı Emre Belezoğlu'nun tecrübesizliği kadar risk demekti bana göre. Bunun altını çiziyorum. Yeni bir hoca demek Emre Belezoğlu'nun Fenerbahçe'mizde teknik direktör olmaması gerektiğini savunanların endişesi kadar ki buna hak katılıyorum ben. Risk demek. Risk. Neden? Emre Belezoğlu ben neden Emre Belezoğlu'nun teknik direktör olmalı kalması gerektiğini düşünüyordum. Çünkü Emre Belezoğlu Türk futbolunu tanıyor. Takımı tanıyor. Oyuncuları tanıyor. Ve takımın içinde olduğu için uzunca bir zamandır tüm eksikliklerini biliyordu. Ve ona göre de müdahale etme şansı çok yüksekti. Ve yine şunu size belirteyim. Tecrübesizliği tamam bir sıkıntı olabilirdi ama iyi bir teknik kadroyla altta çalışan teknik kadroyla bu sıkıntısı bir nevi giderilebilirdi. Ve şunu da belirteyim ben şuna inanıyorum. Bir husumet bin nasihattan daha iyidir daha iyidir derler ya daha çok ders verir derler ya. İşte Emre Belezoğlu'nun şu son 10 maçta oynadığı ve takımı oynattığı futbol ve aldığı sonuçlardan ben çok büyük ders çıkarttığını düşünüyorum. Neden? Emre Belezoğlu takımı şampiyonluk potasının çok dışında aldı. Takımı ayağa kaldırdı. Takımı şampiyonluk yarışına kattı. Şampiyonluk yarışında rakiplerinin önüne geçti. Şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisine düştü. Bir nevi hem kendisinin taktiksel anlamda hatalarından hem de şanssızlığından dolayı şampiyonluğu kendi eliyle rakiplerine hediye etti. Bir teknik direktörün yaşayabileceği daha ne kadar tecrübe olur ki? Önemli olan tecrübeyi 10 senede kazanmak değil. Karşına çıkan tecrübe kazanacağın durumlardan bunu alabilmek. Ben Emre Belözoğlu'nun işte bunu alabileceğini düşünüyordum. Şu 10 maçta yaşadıkları belki de bir teknik direktörün 10 senede yaşayamayacağı şeyler ya da 10 senede yaşayacağı ancak tecrübe alacağı şeyleri Emre Belözoğlu 10 maçta almıştı. O anlamda ben tecrübe olarak da Fenerbahçe'de geride kalan sezonda büyük tecrübe kazandığına inanıyordum. O anlamda Emre Belözoğlu'nun takımda teknik direktör olarak kalması gerektiğini düşünüyordum. Şimdi Ali Koç'a baskı çok daha arttı. Neden arttı? Benim nazarımda, bunlar benim kendi düşüncelerim. Benim nazarımda şimdi Emre Belözoğlu ile devam etmiyorsa Ali Koç ki bana göre büyük bir hata, nereye kadar hata? İsmi camia olarak, Türk futbol olarak dünya futbolunda tartışılmayacak bir isim gelecekse bu tabii ki Türk futboluna da uygun bir şey olacak. Nasıl olacak? Biraz agresif olacak hoca. Saha kenarında hareketli olacak. Takımı saha içinde ezdirmeyecek. Nasıl ezdirmeyecek? Yani yanlış bir hakem karar verdiğinde o da tepkisini koyacak. Yoksa ben taktiği verdim, antrenmana çıkarttım. Taktiksel olarak çalıştırdım. Sahaya çıkın oynayın. Ben kenardan izlerim, not tutarım tarzında bir hoca olursa zaten o olmaz. Bunu size belirteyim. Dediğim şartlarda bizim insanımıza uyan, nasıl bizim insanımız çok çabuk ateşlenen, olaylarda direkt tepki veren ve bu olumlu ya da olumsuz anlamda olabiliyor. Ama saha kenarında hareketli bir adam olması lazım teknik direktör. Emre Belezoğlu bunu da taşıyordu. Bakmayın bu sene siz sakin kaldığını. Önümüzdeki sene kesinlikle Emre Belezoğlu'ndan sakinlik beklemesin kimse diyecektik ama maalesef Emre Belezoğlu teknik direktör olarak devam etmeyecek. Ama yine Fenerbahçe'ye gelecek. Yine başarılar kazanacak. Bunu göreceksiniz. İnşallah kim olursa olsun Fenerbahçe'ye başarılı bir teknik direktör gelir. Dediğimiz şartlarda bir teknik direktör gelmediği sürece bundan sonra hedefte Ali Koç olacak. Neden Ali Koç olacak?
Dediğim gibi hazır Emre Belözoğlu varken tanıyan, eden, eksikleri bilen dışarıdan orta sınıf, yok Yunanistan Ligi'nde şampiyon olmuş, yok Macaristan Ligi'nde şampiyon olmuş, o kadar kupa kazanmış ama Türkiye'de futbol başka. Onu herkes kabul edecek. Türk futbolunu tanıyan, Türk futboluna uygun bir tarzı olan hoca olması lazım. Dünya çapında olmasının yanında bunu da yapması lazım. Bir de ben Emre Belözoğlu'nun şunun için üzüldüm. Emre Belözoğlu gençlere çok büyük önem veren bir teknik direktördü. Bunun ipuçlarını vermişti. Ve birçok alt takımdan oyuncuları A takımda çalıştırıyordu. Ben buna da üzüldüm. Şimdi yeni gelen bir hocanın ben böyle de bir özellik arayacağım. Dediğim gibi sonuç ne olursa olsun Emre Belözoğlu teknik direktör olarak devam etmeyecek. Yeni bir hoca gelecek. Yeni hoca kim olursa olsun desteğimizi verelim. Ama bizim kriterlerimize Emre Belözoğlu'nun gitmesine sebep olan daha iyi bir hoca gelmezse dediğim gibi hedef tahtasında Ali Koç olur. Benim nazarımda bu böyledir. Bunu belirteyim. Şimdi gelelim transfer konusuna. Şimdi biliyorsunuz ki federasyon bir kural açıkladı ve bundan sonraki sezon ligde 8 yabancı olacak sahada. Sahada oynayan 8 yabancı olacak. İlk 11'de 8 yabancı olacak. Bu bir devrim. Bana göre de geç kalınmış bir devrim. Neden? Türkiye Ligi artık vasıfsız yabancı futbolcularla dolu bir lig oldu artık. Türk futbolcuları bile kendilerine şans verilmeyeceği için yurt dışına gitmeye başladılar direkt genç oyuncular. Bu bizim için çok büyük bir handikap. Neden? Hem sen elindeki iyi, kaliteli Türk oyuncuları yurt dışına kaçırtıyorsun, kaybediyorsun, onlardan yararlanamıyorsun. Hem de bunun karşılığında keşke iyi oyuncular alsalar da, keşke genç yetenekli yabancı oyuncular alsalar da, onları da biz takıma koysak da, bu giden oyuncuların yokluğunu aramasak, o yok, o yok. Ne oldu böylece? Türk futbolu sürekli geriye gitmeye başladı. Bu anlamda ben çok isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum. Peki bunun bize etkisi ne olacak? Bundan en çok faydalanan, en çok yararlı çıkacak olan takım biziz. Neden? Bizim kadromuzda şu an Türk milli takımında da oynayan birçok oyuncu var. Bu anlamda diğer şampiyonluk yarışındaki rakiplerimize göre ben çok avantajlı durumda olduğunu düşünüyorum ve bu kuralı kaldırmak isteyecek takımlar olacaktır. Buna Ali Koç'un kesinlikle izin vermemesi lazım. Kesinlikle bundan önce çok yumuşak kaldı bu tür stratejik noktalarda. Burada kesinlikle ve kesinlikle taviz vermemesi gerekiyor. Bu lig önümüzdeki sene sahada 8 yabancı olacak şekilde, 11'de 8 yabancı olacak şekilde başlamalı. Peki, teknik direktör konusuna tam aklımdayken tekrardan değinmek istiyorum. Teknik direktör bana göre herhalde belirli. Neden belirli? Çünkü Ali Koç'un basın toplantısında şöyle bir şeyden bahsetti. Ne dedi? Hemen şuraya not almıştım. Bir stoper, bir kanat, iki forvet, bir sağ bek ya da bir sol bek alacağız dedi. En az da bir stoper alacağız dedi. Peki ortada bir teknik direktör yoksa sen neye göre bir transfer stratejisi belirliyorsun? Nereden biliyorsun bu eksikliklerin olduğunu? Demek ki bir hoca var ortada bana göre. Tabii benim konuşmalarından anladım ve ön sezilerimi kullanıyorum. Demek ki ortada bir hoca var. Anlaşılan bir hoca var. Ve bu eksiklikleri belki de takımı takip ettiği eksiklikleri çıkarttı. Buna göre bir transfer listesi de verildiğini düşünüyorum. Yoksa bu da bir hata. Teknik direktörü belirlemeden sen şuraya transfer yapacağım, ben transfer yapacağım dersen ve bu transferleri yaparsan bu da bir hata. Emre Belezoğlu'nun listesine göre yapıyorsun, o daha da büyük bir hata. Neden? Onun takıma bakış açısıyla gelecek hocanın takıma bakış açısı farklı olur. İnşallah bu hatalar zincirini izlemiyorlardır. Bence inşallah teknik direktör bellidir ve bizi memnun edecek bir teknik direktördür bu. Ve bir teknik direktörün de bir şeyi daha söyleyeyim aklımdayken. Bizde fark yaratabilecek şu an bir oyuncu var. O da kim? Mesut Özil. Mesut Özil'i oynatabilecek bir hoca olması lazım. Kim olması lazım? Bu Löw. Neden? Löw'ü tanıdığı için. Ya da Almanya'dan Löw'le aynı takımda çalışmış bir hoca olması lazım. Ya da onun oyun stilini bilen, tanıyan, nasıl faydalanabileceğini bilen bir hoca olması lazım. Biliyorsunuz ki bu çok önemli. Mesut Özil'in performansı ne kadar artarsa takımın performansı da o kadar artar. Gelelim bu transfer konusuna gene. Bizim avantajımız ne? Onu söyleyeceğim size. Şimdi bizde Türk oyunculara ilgi artacak. Kalecinizin Altay olması bizim için çok büyük bir artı. Neden?
Sağ yabancı sınırlamasında kalecilerin Türk olması çok önemli bir avantaj. Neden? Bundan sonra sahada yabancı sayısı 6'ya kadar düşecek önümüzdeki senelerde ki çok doğru bence. Çok doğru. Bunun altını çiziyorum. Az oyuncu alınacak ve daha kaliteli oyuncular alınacak. Çünkü 100 milyon dolarınız varsa elinizde bunu 11 oyuncuya paylaştırmaktansa yabancı olarak bunu örnek veriyorum. 5 oyuncuya paylaştırmak size 5 milyonluk yabancıdansa 20 milyonluk yabancı almanızı sağlar. Bu rakamlar tabii bir örnek teşkil ediyor sadece. Bunu siz kendi açınızdan da değerlendirebilirsiniz. Peki 3 tane oyuncu sayacağız şimdi. Kim olabilir bunlar? 3 tane direkt oynayacak oyuncular. Ben şöyle notlarıma baktığım zaman Ozan'a gidecek gözüyle bakıyorduk ama Ozan da arkadaşlar takımda kalacak. Neden? İlerleyen zamanlarda bu sayı düşecek ve çok astronomik bir rakam gelmezse Ozan da takımda kalacak mecbur. Ve diğer bir artımız daha var. O da nedir? Biraz önce bahsettim ya Mesut. Mesut Türk statüsünde oynayacak. Neden? Yine FIFA kurallarına göre, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurallarına göre 2015'te bir şey çıktı. Ondan öncesinde Türk pasaportlu ya da ülke pasaportu olanlar yabancı sayılmıyordu. Mesut'un 2015 yılından önce Türk pasaportu olduğu için bizim milli takımımızda oynamasa da yine Türk vatandaşı sayılacak. O da artı bir avantajımız. Eğer ki Mesut Özil Türk pasaportunu 2015 yılından sonra almış olsaydı o zaman bizim milli takımımızda oynama şartı aranacaktı. O bakımdan Mesut Özil Türk statüsünde oynayacak. Burada da bir avantajımız var. Şimdi bu Altay, Ozan, Mesut ve benim vazgeçilmez oyuncularım İrfan. Bunların dördü sahada olacak biliyorsunuz ki. Ha, bu anlamda burada ne olabilir? Ozan gerçekten fiyatı makul görülürse transfer fiyatı Ozan satılabilir. O anlamda oynayacak 3 Türk oyuncunun ben bunun olduğunu düşünüyorum. Ve buna göre bir kadro düzenlemesi ve şekillendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii burada Caner var oynayabilecek. Başka Serdar var. Kadroda birçok seçeneğimiz var bizim arkadaşlar. O anlamda şuraya baktığımız zaman Gökhan gidecek. Yine Ferdi bu oyunculara Türk oynatmak zorunda kaldığımız için daha fazla zaman alacaklarına inanıyorum. Ama dediğim gibi Ozan'ın satılması durumunda Altay, İrfan, Caner sahada olacak 3 Türk'üm ben bunlar olacağını düşünüyorum. 3 Türk oyuncunun Mesut tabii ki dediğim gibi bu da Türk oyuncu olduğunu düşünüyorum. Geri kalan transfer stratejisi de bu oyuncuların üzerinden şekillenecek. Şimdi çok farklı bir transfer stratejisi izleyecek takımlar. Ama burada en belirtmek istediğim şey tekrardan bu yabancı sisteminin değişmemesi gerektiği. Bunun için Ali Koç'un çok fazla baskılı olması gerekiyor. Benim bu videoda anlatacaklarım bunlar. Fikirlerimi ve düşüncelerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Bununla ilgili sizin de yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtmenizi istiyorum. Bu konuda hepiniz sağlıcakla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.